Merhaba Vakitsiz Horoz izleyicileri. Ben Mete Eşki ve kameraman arkadaşım Aşkın'la beraber bundan sonra magazinin nabzını sokağa taşıyoruz. Gündemdeki konuları vatandaşımıza soruyoruz. İlk konumuz Deniz Çakır ve başlıyoruz. Yani bizim milletimiz biraz ne bileyim haddini aşma konusunda şey olduğundan hani uzman olduğundan herkes kendini hakim yargı zannediyor. Bunu Deniz Çakır için söylemiyorum. Tüm Türkiye halkı için söylüyorum. Çünkü olayın perde arkasını bilmeden yapılan yorumlar. Hani bizim toplumumuzda maalesef adam harcama o kadar kolay, o kadar basit bir şey ki. Hani magazinin ya da bir kişinin seçtiği bir insan yani çok kolay ortaya atılıp linç edilebiliyor bu şekilde. Deniz Çakır'ın da aynı kadere yani teslim edildiğini zannediyorum. Olayın perde arkası bilinmeden. Yani magazinin bize sunduğuna göre bazı başörtülü kadınlarla işte girdiği polemik. Evet. Ama o polemik öncesinde yaşanan bazı olaylar var. Ne kadar doğru, hangisi doğru bilemeyiz. Bunun için bu şeyi verecek, hani karar merceği verecek kişi biz değiliz. Hani bizim sadece bu olayı takip etmemiz, yakından takip edip haberdar olmamız en iyisi olur. Yani böyle bir şey yapması Darmış. Bence hiçbir şekilde sonuçta bizim kitabımızda olan bir şey. Bana yapmış olsaydı o beni değil ben onu kovardım. Öyle söyleyeyim. Ünlü olması beni ilgilendirmez. Kapalı ben açık. Yan yana. Evet. Evet yani. Sonuçta 13 senelik arkadaşız. Açık olmak, ne bileyim İslam'ı kötülemek veya kapalı olmak İslam'ı tam şekilde yapmak değil. Sonuçta bunu güzel bir şekilde sürdürebilmek yani. Deniz Çakır nasıl böyle bir şey yapmış? Şaşırdım şu anda. Hayır, yok tamam. Ben sevmem. Ondan sonra da sevmeyeceğim zaten böyle bir şey yaptıysa. Gerçi kendi düşüncesi saygı duyarım tabii ki de. Ama kovması böyle kapalıları alçaltıcı bir şeyler söylemesi çok bence şaşırtıcı bir şey. Ayrımcılık yapmış. Kendince ayrımcılık yapmış. Açıkları kendince üst seviyede tutmaya çalışmış. Kapalıları ezmeye çalışmış. Bence böyle bir yöntem yanlış yapmış. Ya ben doğruluğunu yanlışlığını bilmiyorum. Doğruysa öyle bir şey gerçekten yanlış bir durum. Hani sonuçta herkesin dini özgürlüğü ve bir şey diyemeyiz yani. Nasıl hani bize laf edilmesini istemiyorsak onlara da laf etmemeliyiz. Ama yani umarım doğru değil de çünkü hiç beklemem yani. Seviyor muydunuz peki daha kendisini? Ben çok beğeniyorum hani o kadını ama öyle bir şey varsa gerçekten üzülürüm çünkü hani saygı meselesi. Yanlış yapmış yani yaptıysa ki sanmıyorum öyle saygısız bir kadın değil bildiğim kadarıyla ama umarım yapmamıştır. Doğru olmasını umuyoruz yani. Umarım evet, sevilen bir sanatçıdan yani evet. Böyle bir şey duymak gerçekten üzücü ya, özellikle oluyor. Yani kadın haklarının evet. Böyle gündem olduğu son dönemlerde böyle bir şey çok yanlış olur. Keyifler nasıl? İşler çok güzel. Nasıl? Vallahi. İşlerimiz kesik be evlat. Niye hava soğudu? Kış günü olmuyor. Manitalar azaldı değil mi? Belediyede şikayetçiyiz. Belediyeler şikayet. Çiçekleri sattırmıyorlar. Selpaklarımızı el koyuyorlar. Çiçeklerimizi alıyorlar. Kış günü olmuyor. Çiçeklerimiz soluyor. Abla magazin takip ediyor musunuz? Seversiniz siz. Değil mi? Seviyoruz abi seviyoruz. Deniz Çakır'ı biliyor musunuz abla Deniz Çakır'ı? Biliyoruz. Biliyorsunuz o son günlerde bir tane haber çıktı onunla alakalı. Kapalı başörtüleri. Kapalı başörtüleri. Bak abla biliyor. Sen evet. Biliyor musun? Tak. Evet. O konuyla alakalı ne düşünüyorsun abla? Bence yanlış düşünüyor. Kapalı da Allah'ın kulu, açık da Allah'ın kulu. Dışlaması yanlış o. Bence bana karşı öyle yani. Onu söylüyor tabi. Kapalı dışlıyorlar, romanlara dışlıyorlar. Yok be abla, sizi seviyorlar ya. Ben çok seviyorum mesela. Bazıları hiç sevmiyor vallahi bizi. Bazıları dışlıyorlar. Tamam, bazıları şimdi mesela, gördün ya mesela şimdi yolda yürürken, ya bir otobüse binerken, bayanlar böyle çekiniyorlar mesela. Çantalarına saldırıyorlar. Bir tek onu romanlar yapmıyor, yanlış anlama. Türklerde de var. Beş parmağın beşi bir değil yani. Türklerde de var yani o işi yapanlar. Bir tek romanlar yapmıyor. Romanlar yarım ekmeğini. Müslümanlar, Müslümanlar sadece kapalılar Müslüman değil tamam mı? Açıklar da Müslüman. Allah'ın altında tek bayrağın altında. Yapan yaşıyor. İnsan kapalı da yapar. Ekra sosyete giyiniyor. Gidiyor mağazadan krem çalıyor, parfüm çalıyor. Kuyumcuya gidiyor, kuyumcuyu patlatıyor. Affedersin bezine bas ama biz ama sıyarız. Bizim hiç hırsızlığımız olmaz. Ama biz tokatçıyız. Öyle. Nasıl tokatçıyız? Fal bakarız, çiçek satarız. Alışveriş sünnettir. Ben de kapalı, benim de kızlarım, yeğenlerim var, gelinlerimiz var kapalı. Biz başörtü bağlarız, oyalı yezi başörtü bağlarız. Yani onlar yanlış bir şey. Bizim sevgimizdik biz bunu. Yakışmadı yani ona. İnsan ayırması zaman. Yanlış yani. Yakışmadı ona. Herkes kendine göre insandır. Ama onları kınıyorum de.
Ya şimdi şahsa bir şey olsa olur ama örtü şahsa bizim yani. Bizim örtü bizim için değerlidir. Ayet olduğu için Rabbimin şeyine hakaret etti diye ben öyle kendi şeyim fikrimi söyleyeyim yani. Herkes istediği gibi giyinmeye, yaşamaya hakkı vardır. Yani kendisi alkol alıyor, açık geziyor, biz bir şey demiyorsak o da bizim girdiğimiz her ortama hiçbir şey diyemez yani. Kredisini düşürdü. Gözden sıfır. Güzeldi yani yaptıkları şeyler ama bu saatten sonra daha onun hiç ne filmi olsun ne hiçbir şeyine yani gitmem yani bir şey de yapmam yani. Yani çünkü kapalıları Arabistan'a git diyor. Irak, İran işte nereye gidiyorsan git. Nereye gideyim ki yani benim burada öz vatanım varken. Hepimizin yani o mu kurtardı? Ya da açıklar mı kurtarıyor, kapalılar mı kurtarıyor? Herkes eşit yaşamak zorunda. Öyle bir şey olamaz. Eğer söylemişse tabii ki üzülürüm. Hani sırf türbanlı olduğum için değil. Sonuçta hani bu ülkede her türde insan var. Bence herkes birbirine saygı duymalı bir kere. Benim için öyle. Ama demin yine otobüste de arkadaşla da aynı haber yine çıktı. O da dedi, abla dedi yani inanmıyorum ben dedi öyle bir şey diyeceğine. Saptırma diye dedi ama bilmiyorum. Hani birebir duymadım. Sadece işte internet üzerinden gördüm. Demişse üzülürüm. Hani açık biri olsam da üzülürüm. Hani çünkü sonuçta demokrasi işte hani ülkede dediğim gibi bu bayrağın altında her türde insan var, her millette. Saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum bana göre. Evet, yani sonuçta benim kızlarım da açık. Hani açıklık kapalılık olarak değil bence. Gerçekten hani saygı duyulması gerekir diye düşünüyorum. Vallahi onu... Yani ben konuşsam suçlarım şahsen yani suçlarım suçlanacak bir durum. Vatandaş yani mekandan kalkıp şimdi ben mesela şimdi buraya gireceğim ben nasıl boğabilir? Boğamaz. İster baldırı çırpak olsun isterse kapalı olsun ne olursa olsun. Keçiyi geç ayağından asarlar koyunu koyun ayağından asarlar. Herkesidir. Şimdi ben buraya gireceğim benim için de vatandaş için de fark etmez ki. Açıklamasını okumuştum ben öyle bir şey yapmadığını birleştirmeye çalıştığını söylüyordu genelde ama hani şeyde hani bir anlık bir öfkeyle veya bir yanılgıyla yapmış olabilir ama yanlış hani bu tutum tamamıyla yanlış yapmış olduysa eğer yanlış yapmadıysa da karşı tarafın büyük bir suçlaması var ona bir şey diyemiyorum tam anlamıyla yani hala o ayrım var onu biliyorum. Çünkü rahatsız oluyor musunuz? Tabii ki. Hani çok fazla ayrım var. Onu çok iyi biliyorum. Bu yönden de beni etkiliyor zaten. Yani sosyal hayatımda da etkiliyor. İş arasam iş hayatımda da hala etkilemeye devam ediyor. Bu yönden yoruyor insanı. Şey yapamıyoruz. Yani engelleyemiyoruz. Kısıtlamamız hala var. Hani bunu yenemedik hala. İnsanlar hürdür. İster açık gezer, ister kapalı onu enterezen etmez ki. Yanlış. Ona yakışmayan bir hareket. Besbeye tepki gösterdim yani. Sorardım ona, bu kapalı hanımefendi size ne yaptı veya size ne gibi, ya bundan sorardı bana, ona göre de tepkimi gösterirdi. Yanlış tabii canım, yanlış. Hayır, hiç sevgim yok, daha da soğudum, varsa da gitti yani.